Merhabalar. Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri Pino su seviye sensörü ile tanıştıracağım. Su seviye sensörünü projelerimizde suyun durumunu ölçmek için kullanıyoruz. Nasıl çalıştığını hemen inceleyelim. Üzerinde plakalar bulunmaktadır su damlası bu plakaların üzerine geldiği zaman plakaların iletkenlik değeri değişmektedir. Ve değişen iletkenlik değeri bize 0 ile 1023 arasında sinyaller vermektedir. Peki pino kartımızı, sensörümüzü birbirine nasıl bağlıyoruz? Şöyle anlatayım. Sensörümüzün üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmaktadır. Bu şu anlama geliyor. Pinot kartı üzerindeki kırmızı kapılara sensörümü bağlayabiliyorum. Yani 7, 8, 9, 10 numaralı kapılar su seviye sensörüm için uygundu. Ben şimdi hemen sensörümün bağlantısını bağlantı kablo yardımıyla gerçekleştiriyorum. Ben 8 numaralı kapıya bağlantımı kuruyorum. Sizler dilediğiniz kırmızı renkli kapılarla bağlantıyı oluşturabilirsiniz. Pinocard'ım ile bilgisayarım arasındaki bağlantıyı USB kablo yardımıyla yapıyorum. şöyle USB kabloyu önce pino kartıma daha sonra bilgisayarıma takıyorum. Pino kartımızı kodlayabilmemiz için bilgisayarımızdan Enblock programını açmamız gerekiyor. Enblock programını açtıktan sonra da yine Pino kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklentisini indirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için uzantılar menüsüne uzantıları yönet bölümüne geliyorum ve arama bölümüne pino yazıyorum. Ve çıkan pino eklentisini indir diyorum. İndirme işlemini yaptıktan sonra hemen çıkan açılık olan penceremi kapatıyorum. Ve robotlar bölümüne baktığım zaman orada pinomuzun kolları aktif halde bulunmakta. Şimdi diğer işlemlerimizi yapalım. Kartlardan Arduino'nu seçili mi diye kontrol ediyorum. Uzantılardan da pinonun seçili olup olmadığını tekrardan kontrol ediyorum. Arduino ile bir işlem yapmayacağım için Arduino'yu şimdilik kaldırıyorum. Ve artık pino kartımın bağlantısını kurabilirim. Bağlan menüsüne geliyorum. Seri port deyip com değerini seçiyorum. Burada com altı diye bir değer var. Bu şu anlama geliyor. Benim pino kartımın bağlı olduğu USB portunun ismi. Sizlerde farklı olabilir. Com 3, com 5, com 7 veya birden fazla olabilir. Lütfen sizlerde pino kartınızın bağlı olduğu ee, portun ismini seçiniz. Ben hemen com altıyı seçin hale getirdim. Ve seri port bağlandı dedi. Tekrardan bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi en blok yazılımı ile bizim kartımızın haberleşmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda e, kartımıza daha önceden yazmış olduğumuz kodlar var ise bu kodları silmemizi yani kartımızı sıfırlamamızı sağlar. Sizler projeye başlarken e, bir kere aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Ya da projeyi yaptınız, kodlarınızdan eminsiniz, bağlantısından da eminsiniz fakat projeniz çalışmıyor. O zaman tekrardan aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yükleme işlemi bittikten sonra hemen kapat butonuna tıklıyorum. Evet artık her şeyimiz hazır ve kodlama bölümüne geçebiliriz. Sensörümüzün okutmak için e, gerekli olan kod bloğunu hemen alalım robotlar bölümünden. Burada e, su seviye sensörünün değeri diye bir kod bloğumuz bulunmakta. Ve bize 7 numaralı kapı seçili, seçili halde geliyor. Ben buradan kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçmem gerekiyor. Ben 8 numaralı kapıya bağladığım için Buradan da 8 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum. Şimdi yapmam gereken şey, ben ekrandaki kuklama bana sensörümün değerini söylemesini istiyorum. Bunun için hemen görünüm bölümünden merhaba de kod bloğunu alıyorum ve değer okuma bloğunu içerisine yerleştiriyorum. Bana sensörün değerini sürekli söylemesini istediğim için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ve kodlarımızı birleştiriyorum. Ben kodlarımı bir olaya bağlı bir şekilde çalışmasını istediğim için olaylar sekmesinden yeşil bayrağı alıyorum. Ve şimdi çalıştıra basıyorum. Bana sıfır değerini verdi. Bu şu anlama geliyor. Sensör kartımız şu anda kuru ve üzerinde su yok. Hemen bir su damlasıyla sensörümü birazcık ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi değerler artmaya başladı. Biraz daha koyayım. Evet 200 lere kadar çıktı. Şimdi hemen siliyorum sensörümü. Gördüğünüz gibi sıfır değerini tekrardan verdi. Sizler de dilerseniz kutlayı söyletmek yerine değişken oluşturup sensörümüzün değerlerini değişkenle okutabilirsiniz. E, sensörümüzü Pino kartı ile kodlamak ve kullanmak bu kadar kolay. Dilerseniz sizler de bir silecek projesi yapabilirsiniz. Akıllı neova sistemler oluşturabilirsiniz. Hatta yağmurlu bir havada çamaşırlarınızın ıslanmaması için akıllı bir branda sistemi kurabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.